Bir, şeritem. Merhaba sayın seyirciler. İbrahim Türkeş Kocabey ile birlikteyiz. İbrahim Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, Grup Merkez Hasar, Hasar Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Merkezimiz Ankara'da, Türkiye'nin neredeyse tamamına yakın alanlarda bulunan acentelerimiz vasıtasıyla hasar tasfiyesi işlemleri yürütmekteyiz. Bunları biraz daha açabilir misiniz efendim? Biraz daha detaylandırabilir miyiz? Tabii, hasar tasfiyesi sigortalar kapsamında oluşan, yani deprem, yangın, araç hasarları, mesuliyet sigortaları, sorumluluk sigortaları, ihtiyari veyahut da hayat sigortaları kapsamında oluşan tüm zararların tasfiyesi işlemidir. Yani vatandaşımız sahip olduğu herhangi bir mal veya değeri sigorta kapsamına aldırdıysa, bu iyi bir durumdur. Ancak sahip olduğu mal ve değerin zarara uğraması, bu bedeni bütünlüğünün bozulması olabilir, maddi kayıpların ortaya çıktığı zararlar olabilir. Bu gibi durumlarda bizim faaliyet alanımızda bulunan arkadaşlarımız devreye girmek suretiyle bu zararın ortadan kaldırılması maksadıyla bütün işlem bütünlüğünü sağlayarak vatandaşımızın sigorta kapsamında alacağı tazminatların alınmasını ve kendilerine ulaştırmasını sağlarlar. Yani bir vatandaşımız mağduriyet karşısında sizi buldukları zaman, geldikleri zaman bütün devreye siz giriyorsunuz değil mi efendim? Tabii ki biraz önce ifade ettiğim gibi sigorta kapsamında olmak koşuluyla vatandaşlarımızın uğramış olduğu bütün kayıp ve zararların telafisi işlemleri bizim ana faaliyet konumuzdur. Peki kaç ilde şu an görev arkadaşlarımız var? Bugün itibariyle 74 ilde, 14 ayrı ilçede, büyük ilçede temsilcilik ve acente müdürlüğü şeklinde bir yapılanmamız söz konusudur. Ancak bu 74 ilde bulunan arkadaşlarımız ülkemizin diğer yerlerindeki, yani acentelik bulunmayan yerlerdeki faaliyetlerini de kendi sorumluluk alanı saymak suretiyle yürütmektedirler. Yine bugün otelimizde seminerdesiniz. Her sene herhalde bu seminerleri yapıyorsunuz değil mi efendim? Biraz bilgi alabilir miyiz kısaca? Evet, bu konu çok önemli. Biz iki gündür burada ülkemizin tamamında faaliyet gösteren acente ve müstakil temsilci arkadaşlarımızla bir araya gelmek suretiyle sektörel gelişmelerin değerlendirildiği, mevzuatta meydana gelen farklılıkların paylaşıldığı, bütün arkadaşlarımızın bir araya gelmek suretiyle moral motivasyonlarının arttırılması, işbirliği ortamının sağlanması maksadıyla burada bulunuyoruz. Bu yıl 12.sini bu toplantıların icra ediyoruz. Bizler çalışanlarımızın, acentelerimizin eğitimine önem veriyoruz. Ortak dil kullanımı, faaliyet alanlarımız ve hizmet sunumlarımız ile hizmet kalitesinin sürekli arttırılması bizim temel amaçlarımızdan birisidir. Bunu da bu toplantılarda sağlamaya gayret ediyoruz. Peki İbrahim Bey, acaba devletten destek alabiliyor muyuz sizin iş kollarınızda? Böyle bir destek söz konusu değil. Bilakis biz sigortalar kapsamında oluşan hasarların tasfiyesi konusunda mevzuatın iyileştirilmesi ya da geliştirilmesi yönünde bir takım taleplerimiz var. Ancak herhangi bir destek almamız söz konusu değil. Böyle bir ihtiyaç içerisinde değiliz doğrusu. Peki efendim, son olarak dilek ve temellerinizi alalım. Evet, dediğim gibi biz her yıl bu toplantıları bütün acente ve temsilcilerimizin katıldığı bir ortamda yapmaktayız. Buradan maksadımız arkadaşlarımızın hizmet alanları ile ilgili bilgi seviyelerinin arttırılması temel amacımız. Vatandaşlarımız sigorta kapsamında bir zarara uğradıklarında Grup Merkez Hasar'ın bürolarına, acente müdürlüklerine uğramak suretiyle, onlarla irtibata geçmek suretiyle öncelikle danışmanlık hizmeti alabilirler. Sonrasında eğer uygun görürlerse işlemlerin yürütülmesi maksadıyla ilgili arkadaşlarımızla irtibatlarını sürdürebilirler. Burada ifade etmek istediğim bir husus, özellikle son dönemde hasar tasfiyesi faaliyeti yürüttüğünü ifade eden ve benim tamamen ticari kaygılarla hareket ettiğini düşündüğüm bazı kişi ve grupların
vatandaşlarımızı, yani zarar görmüş vatandaşlarımızı yanlış istikamete sevk ettiklerini, onların mağduriyetlerini adeta katladıklarını gördüğüm uygulamalarına şahit olmaktayım. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını öneriyorum. Teşekkür ederim, saygılar. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Saygılar.